30 Temmuz Çarşamba günü yani bayramın son gününden bir kez daha merhabalar değerli izleyicilerimiz. Boğaziçi Medya Haber Merkezi tarafından sizler için hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayım. Lapseki CHP ilçe başkanı Necdet Turgay tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Çanakkale milletvekilleri Serdar Soydan, Ali Sarıbaş ve eski vekil Ahmet Küçük katıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimimiz de var. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Bir güzel bayram daha yaşarız. En fazla ihtiyaç duyduğumuz barış ortamıdır. Ondan sonraki ekonomik refah onun arkasından gelir. Sağlık, mutluluk içerisinde güzel bayramlar dileklerimden. Yani, ilçe başkanımın duygularını da paylaşarak 11 Ağustos'ta güzel bir sonuçla Çanakkale'mize yakışır, ülkemize yakışır bir sonuçla geleceğe bir adım daha atmış oluruz diye düşünüyorum. Tabii önümüzde bir Cumhurbaşkanı seçim var. Türkiye'nin dönüm noktasında olacağı bir seçim var. Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. İnşallah fırsat bulursak hep beraber vatandaşa anlatacağız ama her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Bir AKP ilçe binasına asılan bir pankart var. Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi, yeni Türkiye'nin cumhur reisini seçiyoruz diye bir pankart asıyor AKP. AKP'nin anlayışı bu. Önümüzdeki süreçte 10 Ağustos'ta ya yeni Türkiye'nin cumhur reisini seçeceğiz. 300 yıldır babadan oğula geçen meslek. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde yaşayan Doğan Tosun, dedelerinden kalan 300 yıllık mesleği yürütüyor. Tosun, mesleğini 10 yaşındaki oğlu Ali Tosun'a öğretiyor. Yadigarı mesleğimiz yaklaşık 300 senedir devam ediyor köyümüzde. İlk zamanlar büyüklerimiz tabii atalarımız, dedelerimiz, daha sonra babam 60 sene devam ediyor. Ve ardından ben şimdi 29 senedir bu mesleğe devam ediyorum. Şu an oğlum Ali'ye öğretmeye başladım. İnşallah devam eder. Bıçaklarımız eskiden nasıl yapılıyorsa, tabii eskiden kılıç yapılıyormuştu. Yatan kılıçları burada. Şu an zaman itibariyle bıçak yapımına devam ediyoruz. Tabii orijinalini hiç bozmadan, aynı nasıl yapıyorlarsa dövme çelikten, yüzleri dövme çelik, saplarını boynuzdan yapıyoruz. Tamamıyla el yapımı oluyor. Yüzlerine desen yapılır bunların. Her ustanın kendi bir motifi vardır. Yani imzası. Kışın okula gidiyorum, yazın babamla bıçak yapımında yardım ediyorum. Bu yaptığım, benim kullandığım bir desen, imzam. Şu babamın yapmış olduğu bir desen. Ramazan bayramı oldu, çile ve dert bayramı. Tatile gitmek bir dert, dönmek ise ayrı bir dert oldu. Ramazan bayramı öncesi tatiline çıkarken çile çeken sürücüler, 20 kilometrelik uzun araç kuyruklarının ardından bu kez de bayram tatili dönüşü Çanakkale merkez başta olmak üzere ilçelerinde ve feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
jandarma sürücüleri şekerle yolcu etti. Çanakkale'nin Necabatı ilçesinde jandarma Ramazan bayramı tatili için yola çıkan sürücülere şeker ve su ikram ederek yolcu etti. Çanakkale'de gece kuyruğu. Çanakkale Boğazı'nı geçerek tatillerini geçirecekleri noktalara ulaşmak isteyen vatandaşların Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde feribot sırasında gün boyu bekleyişleri de sürdü. Çocuklarına bayramlık alamayınca intihara kalkıştı. Ezine'de parasını alamadığını öne süren inşaat işçisi çalıştığı inşaatta intihar girişiminde bulundu. Neden intihara kalkıştınız? Paramı ödemedim. Ailem telefon etti. Şimdi, borcum var ya. Kiracıyım. Tamam. Üç tane müteahhit, sahtekar bunlar. Tamam gel hacı. Hayır tamam. Abi, başkaları yanmaz. O çekti zaten. Bu ezilenler bunlara iş vermesin. Tamam, ayıptır ya. Ben arın teri dökmüşüm ya. Yazıklar olsun ya. He? Bana telefonu da kaldır, nelerle yapıyor. Lan ben insanım, gel bana 500 ver ben gideyim. Bana 500 lira ver ben gideyim ya. Ben insanım ya, gönderesin gideyim. Size, bize bu kazık atmıyor abi ya. Var mı adamın bu arada? Var mı böyle bir şey? Ben... Benim ailem bana telefon ediyor. Neredesin bu ya? Kiracı ya. Evet, kiracı. Kim var? Lapseki'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Lapseki'den Çanakkale'ye giden Kenan Özhan yönetimindeki 34 JP, 4581 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Özhan burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale'ye sevk edildi. Savaşa değil bayramlaşmaya gidiyorlar. Çanakkale'nin Bademli ve Koyunevi köyleri arasındaki geleneksel bayram ziyareti silah atışlarıyla haber veriliyor. 600 yıldır bu köyler kurulduğu zaman Koyunevi'ni bir kardeş kurmuş, Bademli'yi bir kardeş kurmuş. İki kardeşmişti. Birbirlerine gele gide böyle Ramazan, Kurban bayramlarına gele gide bu şey o günden bugüne daha hala devam ediyor. Bu gelenekler, görenekler. Bugün biz birinci günü Ramazan'da biz gidiyoruz, ikinci gün onlar bize geliyor. Kurban bayramında birinci gün onlar bize geliyor, ikinci gün biz onlara gidiyoruz. Evet. Yeme, içme, camide, mezarlıkta dua yapıyor imamlar. Ölmüşlerimize dua ediyoruz. Mezarlıklarımızda bir yerde, orta yerde. Oradan geliyor, camide dua ediyoruz, amin diyor. Herkes sofra çıkarıyor, hanımlar evlere gidiyor, erkekler camiye geliyor. Herkes sofra çıkarıyor, herkes yemek yiyor. O gün çaylar, kahveler bizden. Mesela Bademli'ne gittik, Bademli'ne de bize bakıyor. Çaylar, kahveler hepsi ondan yemek çıkarıyorlar. İki gün bu... Ben, yani köyler, hep birlikte bayramlaşıyoruz. Köyler kurul, bayramlaşıyor, sıraya duruyoruz. Sıraya girdik mi camiye kadar bayramlaşarak küçük büyük hepsimiz bayramlaşıyoruz. Bu o günden bugüne devam ediyor. Babama sordum ben, baba dedim, babam 97 yaşında benim evde öldü. Ben bakıyordum. Baba dedim yok olalım dedi. Bizim babalarımız dediler mi köy kurulduğu zaman iki kardeş dedi birbirine gelip gidiyorlarmış dedi. Burası Koyunevi çobanmış adam. Koyunevi bunun için köyü. Burası da Bademli çiftçiymişti. Bademli köyün ismi.
İki kardeş böyle bugünden bugüne biz de böyle biliyoruz yani. Sarıldı boyunda. Sevindim ya. Sahil yolu sanatla renklendi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde sahil mahallesindeki sahil yürüyüş yolu duvarları resimlerle renklendirildi. Küçükkuyu beldesi çalışanlarından güzel sanatlar mezunu resim öğretmeni Murat Erdil, duvarları deniz ve tatili yansıtan resimler çizerek renklendirdi. Elif Meriç'in de katkılarıyla bir haftadır devam edilen resimlendirme çalışmalarında 800'e yakın figür çizildi. Beldenin çehresini güzelleştiren her türlü çalışmayı desteklediklerini belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, beldemizin estetiğini sanatla bütünleştirip yaşayanların da memnuniyet duydukları her türlü çalışmalara ev sahipliği yapmasını önemsiyorum. Küçükkuyu sokakları resim ve duvar boyama sanatının güzel örnekleriyle dolu, sokakların böyle sanat eserleriyle ev sahipliği yapması belde kültür açısından da büyük önem taşıyor dedi. Salı akşamlarının vazgeçilmez programı Spor Nostalji'de bu hafta eski hakem İsmail Ay programa konuk oldu. Keşke devam etseydim. Keşke orada yani. Bir tercih hakkım vardı. Yapardın ben futboldan ya. Yana kullandım. Çanakkale'de basketbolun şu anda önü daha da açık. İki bayan arkadaşımız evet. Var. Bölgeselliklerde gözlemcilik yapan Gökhan arkadaşımız gibi gözlemci, üst düzey gözlemci arkadaşlarımız oluşmaya başladı genç kadrodan. Bir de basketbolda yani şey var bizim, Frindinoğlu var. Yani bu o basketbolun yani, Çanakkale'de yani. Tek ismi. Onun organizasyonlarıyla basketbol hakemliği tabii. Ve basketbolun 12 dev adımı ilk başta onun sayesinde Çanakkale'de Murat, start Murat aldı. Evet, şu anda devam ediyor. Hala 12 dev adım. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.